Şimdi Serdar, senden bir isteğim var. Açılışla ilgili olarak tam Kuvdere kesirken orada bir görüntü var. Onu bana getirir misin? Kuvdere akıt, görüntüyü akıt, görüntü aksın. Serdar, devam et. Kuvdere kesiliyor ya, hani protokol hepsi Kuvdere kesiyor. Onu dondur, tam ekran yap. Ya bırak şimdi, biz öyle bir kopya falan yapmıyoruz. Burada bir şey göreceğim. Bak, bakalım. Tam ekran yap Serdar, bak, bizi şu, al. Şurada bizi güzel, al. Ortam güzel, açık hava. Bizi al. Evet, devam edelim. Pandemi. Şu güzel, pandemiye uymuş yok, yani. Yok, evet, şey, evet. Bu güzel, burada bir sıkıntı yok. Yok abi. Burada bir sıkıntı yok abi. Heh, Serdar dur. Serdar oynat, biraz oynat. Oynat. Dur, oynat, 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 oynat. Dur, dur. Bak, şimdi maskeler nasıl takılmış bakalım. Şimdi bu beyefendi kim, Ali İhsan Bey'in yanında veya Sayın Yunus Tevin'in yanında kim bilmiyorum. Adapazarı Kaymakamı. Adapazarı Kaymakamı nasıl maske takmış? Bakın. Burnu gözü, burnu var. Yunus Bey doğru mu takmış? Yunus Bey doğru takmış. Erol Bey? Erol Bey doğru takmış. Neredeyse doğru. Ali İhsan Bey? Ali İhsan Bey. Bak hele Ali Erbaş tamamen kamuflaj olmuş. Ali İnci'yi ben anlamadım. Ali İnci güzel. Ali İnci neresine takmış ya? Bir dakika. Ali İnci ne var abi? Abi nereye takmış o maskeyi? Ağzı kapalı, burnu da kapalı tamam, çenesinde çenesi kapanmadı. Bence o an adam farkında değildir. Hayır bir dakika. Üst dudağına takmış. Hayır, ne alakası var ya? Ali İnci'nin ağzı ve burnu kapalı. Ha, görüntü ekranda. Abi, ne var onda şimdi Ali İnci'nin ne var? Abi Hakan? Çenesiyle. Ya çenesinden altı nefes almıyor ki adam. Ağzı burnu kapalı, bitti. Alt dudağı açıkta duruyor. Abi. Hayır değil, iyi bak. Abi o an kaymış. Oynat Serdar. Hayır. Asıl arkada bak, şey var. Sakarya, beklet. Sakarya İlmi burnu açık arkada bak. Oynatma. Asıl, şimdi bak. İmamın da. Protokolün arkasındakilere bak. Sosyal mesafe asıl 0. Asıl onlarda yok. Bak onlara bak. Arkada gözlüklü beyefendi kim bilmiyorum. İmam, onun yanındaki Orhan kim? Orhan Cami, Orhan Cami imamı soyadı Beşer. Mustafa. Bilmiyorum abi kimse. Bak onlara bak. Onlar 0. Alaaddin Beşer. Evet Alaaddin Beşer. Bak. Yanındaki de il müftüsü. Kim? Hasan Başiş. Hangisi? Şey, Diyanet İşleri Başkanı'nın arkasındaki İl müftüsü. Açık olan mı? Evet. Protokolda sıkıntı yok abi. Ön tarafta hepsi takmış. Bir tek kaymakamın beyin burnu. Bakın Sayın Kaymakamı Ali Bey'in maskesi sıkıntı var. Kaymakam da olmayabilir ha. O devam et Serdar. Sen dedin. Kaymakam oynat. Yusuf Ziya Özcan gibi görüyorum. Oynat. Bak. Biz bir şey demiyoruz yani. Maske takma konusu. Hani bir laf var yani imam... Gerek yok. Demeyeyim. Evet bakın. Ha, sosyal mesafe zaten 0. Doğru mu? Adapazarı Kaymakamı değilmiş o. Bakın vatandaşlar nasıl takmışlar görüyorsunuz. Ya açık alan burada bir şey yok zaten. Bak abi bir şey kötü demiyorum. Abi açık alan diyorsun da yalnız şu... Sosyal mesafe var, maske sosyal, var daha ne olacak? Hangi sosyal mesafede başlıyor? Bu sosyal mesafe falan Hakan değil. Hakan var şurada sosyal mesafe var daha ne olacak? Camilerde uygulanan sosyal mesafe falan yok orada. 1,5 metre yanında, 1,5 metre arkada. Oynat. Devam et. Dikkat etmek lazım. Yani devam et. Serdar devam et. Burada pandemi kuralları patlamış. Bitti mi? Baksana adam da yan başa yana. Başa dönmüş. Evet tamam. Bizi verebilirsin. Var mı evet. İşte? Var. Yani camide vatandaşta bir sıkıntı yok. İşte görüyoruz. Görüntü ortada. Bugün mesafe bir açılış var, daha vardı. Var. Bugün ne açılışı var arkadaşlar? Açık hava. Daha ne olacak? Abi restorasyon. Hayır daha ne olacak ya? Sabah bir tören atma töreni var. Şey var tören atma töreni. Temel atma töreni vardı. İki tane vardı galiba bu. Öğleden sonra vardı. Hafız bu camii restorasyon ve... olacaktı bu. Restorasyon yazmıştın. O ve Arif olacaktı. Neticede biz sosyal mesafeden veya maskeden bahsediyoruz. Bu maske. Maske. Hüseyin nasıl takıldığını bir göster de herkes bir öğrensin bir daha Hüseyin lütfen. Sana da böyle oynat şey gibi yapıyoruz ama bakın. Tam Hüseyin tam ekran verir misin Serdar'ım? Serdar Bey. Tam ekran ver. Evet. Bakın Hüseyin maskeyi telli böyle takıyor. Telli. Heh, bak. Telli mi Hüseyin? Telli. Nasıl? Takıyorsun şuradan. Şimdi Ali İnci nasıl takmış? Ya sen Ali İnci şimdi bak. Hayır örnek hayır şimdi ben burada. Beyefendi Ali İnci bak. Şimdi, Ali İnci Hakan Turan gösteriyor. Çeneden mi nefes alıyorsun? Bak. Çeneden mi nefes alıyorsun? Ha, öyle değil, öyle değil. Ya bırakın bu işi. Aynen böyle işte. Abi, Hakan'ı ver Hakan'ı. Beyler, programı sulandırmayalım. Programı sulandırmayalım. Bak lütfen. Hakan bak. Yani Ali İnci'nin ağzı burnu kapalı.
Adapazarı kaymakamı nasıl takmış? Adapazarı kaymakamı? Adapazarı kaymakamı olmayabilir o. Bir dakika. Adapazarı kaymakamı deyip durmuyor. Neyse. Ha. Kim olduğunu bilmiyorum da. Ya ben anlamadım. Burnuna ne diye? Burnunu niye böyle kapatmıyordu? Onu anlamadım. Abiciğim il müftüsü şöyle takmış bak. Kaymıştır o an ya. İl müftüsünde var o. İl müftüsü böyle takmış orada. Daha İl müftüsü gözüküyor. Bir de peki bir şey söyleyeceğim. Alettin Beşer'de gözüküyor. Yeni yasaya göre maskeyi doğru takmamanın para cezası var mı? Var. Hakan Turan bilir o işi. Var. Tamam. Önde yani protokolda sorun yok. Burnunu oraya getiriyorsun ya, Ali İnci'ye de ceza kesmek lazım. Hayır, Ali İnci de, beyefendi Ali İnci'nin ağzı burnu kapalı, doğru, görüntü tabii ortada. Burası sen kendisi nereye takıyorsun Ali İnci'nin? Kendisi, kendinden mi nefes alıyorsun? Abi alt dudağı dışarıda. Hayır, peki bir şey soracağım. Ali Bey'in taktığı maskeyi onaylıyor musun? Abi o bir anlık kaymış ama gene kendisi kendisi açıkta. Bir şey yok ki onda. Bu, bence, bak şöyle olsa sıkıntı var. Ya, bak kadar. Bak Sefa böyle olursa sıkıntı var. Gene arkadaşlar Serdar. Bak bu, böyle olsa sıkıntı. GV'deki protokolü başa döner misin? Bunda sıkıntı yok ki. Protokol oturmasına bakalım bakın. Protokol oturmasına bakalım protokola. Oturmasına bak, bakalım. Bak Ekrem Hoca nizami takıyor. Bakın görüyorsunuz. Tamam. Normal. Feyzi Başkan'ın da normal. Yine aralık yok. Tabii bak. Bu da maskeler ya buradan, burada bir şey yok arkadaşlar. Yani Türkçesi buradan ekmek çıkmaz yani. Hiç bu bence ha, bu bak, konuyu geçelim. Heh, sağda var bir tane. Kim? Aha arkada he. Evet. Ama bu da var ya bizde resmen ava çıkmış gibi. Gerçekten. Yani arkadaşlar bak yani bırakın. Hayır bakın ben şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya bak, bence Hüseyin, Orhan Cami'nin açılışı vatandaşlar cevap nizami Hüseyin, yani. Hüseyin, kardeşim ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu insanlar... Örnek alınacak Sakarya'ya yön veren Sakarya'daki doğru, ünlü insanlar. Doğru. Şimdi bu adamlar çıkıp da buradaki protokoldaki insanlar veya oradaki insanlar maskeyi böyle takıp şöyle takar, böyle takarsa vatandaş da normal takması kimse eleştirmeyecek. Ben bravo. Onu doğru, anlatıyorum. Doğru. Ben bu nedenden dolayı diyorum. Bu protokoldaki Sakarya yöneten insanlar, Sakarya'yı idare eden siyasetçisi, bürokratı, herkes... maskeyi insan takacak, doğru taktı taksın ki vatandaşa örnek olsun. Doğru. Sefa. Konu bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben yoksa ben burada oynat Uğur'cum, oynat Serdar'cım demekle burada kimse hedef yapmıyoruz. Veya burada biz spor programı özentisi değiliz. Kale halkası yapmıyoruz yani. Beyefendi yükseliyor da boşta yükseliyor. Doğru diyorsun. Yükselme değilim şimdi. Hayır doğru diyorsun. Hayır zaten. Sen öyle böyle bir çıkış yapıyor. Çıkamaz ki. Maske çıkarsana. Beyefendi bir dakika örnek olacağız ya. Oğlum bize bir şey yok. Doğru. Oğlum. Doğru diyorsun zaten. Biz bir şey demiyoruz ama... Protokol maskeyle düzgün takılmış bir şey yok yani. Bak, cemaat da normal. Protokolda bak. Sen adı şey bir tek il müftüsü ve Alaaddin Beşer'in var arkada. Ali İnci'nin çenesi açık kardeşim. Sen, Ali İnci laf söyletmiyor. Şimdi tamam şöyle ya. Bak adamın çenesi açık. Çeneden mi nefes alıyor? Burnu açık olsa seninle beraberim. Bak bak bak, şey bak bu bak. Bak temin gördün işte. Ya biz de burada şeye çıktık. Maske avına çıktık. Ya buradan bir şey çıkmaz. Çıkmaz demiyorum. Bakın önce. Şunu anlatıyorum. Bugün ben asansöre bindim. Dedim ki adama niye maske yok? Maskeyi tak dedim kardeşim. İyi yapmışsın. Bravo. Ya tamam bak. Ben de şunu başka. Ben de şunu bak. 2 hafta oldu sanırım veya 3 hafta oldu bilmiyorum. Karasu Kaymakamı'nın bir haberini yaptım ben. Maskeyi böyle burnuna çıkartıp denetime çıktığı için. Evet biliyorum. Ya sen kaymakam olarak örnek olması gereken bir insansın. Doğru bak o haber sen, doğru haber. Sen maskeyi burada takarsan denetleme çıktığında sana demezler mi? Önce sen tak maskeni de ondan sonra bana ceza yaz. O diye. Doğru haber onda sıkıntı yok. O yani doğru. Burada da aynı şekilde yani bu insanların hepsi bir şekilde topluma örnek olması gereken insanlar. Önce onlar doğru takacaklar ki vatandaşlar da doğru taksın ama veya burada, maske taksınlar. Bak Orhan Cam maçısı dahil. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Ama Sefa'nın dediği bir şey var. Abi yeni normalleşme de böyle abi. O zaman hayatı durdurmamız bakın, lazım. Bakın yeni normalleşmede benim tamam, itirazım yok. Dediğini anladık. Dediğin anladık ama oradan da bir şey yok yani. Herkes maskesini ya. Takmış. Çıkar maskesini. Ezber bozan bir şey söyleyeyim mi? Bana ha. Zafer Tokuç kızacak. Ha. Eğer yeni normale alışmıyor olsaydık bizim bu yayını yapmamamız gerekirdi. Yani. 3 saat aynı stüdyoda kalıyoruz. Bir de sen 3 saat aynı ortamdayız yani. Ve ya bu yeni normal bu. O zaman ne yapalım dışarıda mı yapalım? Hayır mesafemiz korunmuş durumda. Birbirimize temas etmiyoruz. Birbirini dezenfekte... Ya bu böyle artık bu iş. Yani bunu en minimal halde devam edeceğiz. Niye ben kızayım buna? Ne abi? Niye kızayım ben buna? Bilmem kızarsın diye niyet okudum. Ya arkadaş benim burada tepkim şu. Yani protokoldaki insanlarımız ve vitrine çıkan insanlarımız maskeyi düzgün takıp örnek olsun onu anlatıyorum. Doğru diyorsun. Peki, bir adam öteye götürüp şey söylüyorum. Allah Allah bir şey mi dedim ben? Ben protokoldeki 10 kişiden ikisine %80 başarıya razıyım. Vallahi ya ben onu diyorum yoksa benim derdim ne kardeşim? Ya protokolde örnek olacak insanlar bunlar.
Zafer doğru diyorsun. Ama boşuna yükselme. Ama kaymıştır. Yani bir de şimdi Alaaddin Beşer üzerinden gideyim. Şimdi 18 ay 20 aydır orada açılış bekliyor. Bir an unutmuştur ama unutmaması lazım. Ben ama şeye gelelim biz. Şu Orhan Camii 2 yıldır niye kapalı abi? Bak bir ona gelelim biz yani. Yani açıldı arkadaşlar. Tamam. Yok, yani şimdi değil. Niye açıldığını açıldığı gün niye kapandığın kavgasını mı yapacağız? Hayır. Tamam, açıldı işte. Tamam, bitti. Abi hayır, sen yanlış ya, anladın beni. He. Bu restorasyon nasıl bu kadar uzun sürer? Ne vardı bu burada bu kadar? Açıldı da senin içini gördün mü? Bak abi yok i̇çini, bak. İçini gördün mü? Görmedim. Ya ben görüntülerden gördüm. Ben gerçek gibi gerçek gibi olmaz. Ben bugün burada hiç içini yani, görüntüsü var bize Orhan Camii'nin. Ben şuraya geleceğim. Zafer abi bak şimdi. Oradaki Orhan Camii'nin 1900'lerin başında o yapılmış bir cami. O mimari özelliği o pencerelerin armut gibi penceresi var onun böyle. Armut pencereler var onun mimarlığında. Farklı damlacık gibi böyle. Şimdi onun tuğlalarına falan değişti. Damlacık mı armut mu? Abi armut derler mimaride böyle. Armut pencere diye geçiyor. Teknik tabiri bu olmasa da yani böyle armut pencere diye şey yapılır. Mesela Necati Mert'in yazılarında falan da var o. Şimdi 15 ay oradan bir ne yapıldı? 2. 15 ay boyunca bir caminin restorasyonu sürdüyse ezber bozan ve harika bir restorasyon olması gerekiyor. Ben bunu göremedim. 3. Ya bizim milletvekillerimiz hiç bu vakıflar genel müdürlüğüne gitmedi. 15 ay ya biri çıksın bu kentte 15 ay benim kentimin merkez caminin kapattınız. 15 ay boyunca o restorasyon çalışması yaptınız. Benim kentimin sembolü olan camiyi ibadete kapattınız. Karşında bana ne verdiniz diye sorsun ya Allah'ın seversen ne var bu camide? Ya biz 500 yıllık bir camiye restore etmedik ki. Biz bir Mimar Sinan Eseri'ni restore etmedik ki. Bu 19. 20. yüzyılın başında 1900'lerin başında inşa edilen bir bina orası. Ya şu restorasyondan bahsediyoruz. Girişteki PVC kapı duruyor. O PVC kapı ne orada? 15 ay kapattın. Benim mimarime katkın ne senin burada? Ne yaptınız? Niye benim camimi 15 ay kapattınız? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Ben sana ekleyeyim mi bir de? Buyur abi. Ekleme efendim senin dediklerine. Hani iş mimarisinin içini görmedim ama burada bir imam odası var. Sonradan yapılmış. Evet. Sağ tarafta. Evet. Camiye usulü uygun değil. Ne işi var orada? Bir de o imam kapıyı kilitliyor orada. Evet. İstanbul'da camakanlı şeyler var. İmam odaları var. İmam giriyor oraya kapıyı kapatıyor. Abi o niye o kapı var orada? Niye o yan tarafta bir imam odası var? Madem bunu usulüne uygun yaptınız, imam odasına kalkması lazım orada. Senin imam odası zaten orada yokmuş daha önce. Yokmuş yani. Eklenti. Abi onu kaldıracaksın. Yani onunla ilgili bana birkaç şikayet geldi. Ben ona haber yaptım. Tabii bizim Sakarya'da böyle bir kültür var. Sen haber yapmıyorsun ya. Sen yaz, sen oku. Çok da fifi diyorlar ya. Sen ne yazarsan yaz. Bak ben şeyi çok net söylüyorum. İmam odasının bak oradan kaldırılması lazım. Evet. 15 ay benim orijinalinde şehrimin. Yok, evet. Orijinalinde yok abi. Biri bana rica ediyorum bunu siyaset. Bir de imam kilitliyor orada kapıyı. Evet. Eskiden beri imamlar kapatıyor, oturuyor orada. 7-8 ay önce ben şeyi aramıştım. Hemen sana vereceğim abi. 15 ay benim şehrimin merkez camisini, Selahattin Camii değil ama merkez camisini kapatıp karşılığında bana bunu veren vakıflar müdürlüğünden kim hesaplıyor? Ya benim nasıl şey, 15 ay şey olmasın, ya? Aslında uygun olarmış olmasınlar. Abi Bursa vakıflar... Hani niye bekliyordun yani? Bursa... Nasıl bir şey bekliyordun? Abi... Bilmediğim için soruyorum. Şöyle, çok... Nasıl bir... Hani bir dakika bir şey diyeyim sen devam evet. et. Aslında uygun... Aslı buysa ve aslı uygun onarlarsa... Sen de bundan tatmin olmuyorsan öyle bir sorun olmaz mı yani? Bir, bu yapılan işlemin bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki, madem bu kadar uzun sürdü... Yani sanki boyamışlar geçmişler gibi. Anladım. Yani restorasyon yok. Sanki beklentiler çok var. Uzak. Bak restorasyon çok ayrı bir şeydir. Tamirat çok ayrı bir şeydir. Sanki tamirat yapılmış bu cami. Yenileme yapılmış. Yenileme yani. Yapılmış. Restorasyon yapılmamış. Anladım. O yüzden içini restorasyon gördüm. Yok ve 15 ay ve bu Diyanet İşleri Başkanımız uzun yıllar Sakarya'da o caminin o meydanında yıllar çay içen, o cami ilahi gruplarıyla o camide yıllarca mesai harcayan bir isim Diyanet'in başında bugün. Ali Erbaş çok da saygıdeğer bir isim. Yani Ali Erbaş gibi bir isim bile Diyanet'in tepesindeyken biz bu camiyi 15 ay nasıl yaptıramadık? Bu kadar mı bizim lobimiz kötü ya? Abi sen 15 ay bir camiyi nasıl yaptın takacağını imam odasına baksana orada. Aslında yok. Niye duruyordu? Şimdi arkadaşlar... Sözde restore edildi değil mi? Ben... Restore'de onun kalkması lazım. Yoksa koyayım. Buyur abi. Bir, restorasyonlar uzun sürebilir. Bu bir gerçek. Orijinalliğine sağlık kalmak bir için. Bir konuşturmadınız ki söyleyecektim ama. İkincisi de ben buradan Ali Erbaş'a bir teşekkür etmek istiyorum. Ben TV 264 olarak.